Merhabalar. Çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için farklı noktalarda okuryazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki müzelerde, mabetlerde, farklı yapılarda, bununla birlikte doğanın farklı unsurlarında ve laboratuvarlarda çocukların kavrayabileceği anlam okumaları yapmak adına bir tema belirliyorum. Bugün de Mısır Apartmanı'ndayım. Şimdi Mısır Apartmanı'nın bizim için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Hem mimari açıdan çok önemli, hem de edebiyatımız açısından çok önemli ve biliyorsunuz ki ben çocuklar için özellikle gittiğim her noktada bir sözcük kavratmaya ve bununla birlikte de bir okuryazarlık sözcüğü hazırlamaya çalışıyorum. Bununla ilgili de bir içerik belirlediğimi söylemek isterim. Mısır Apartmanı 1910 yılında yapılmıştır ve Mısır Apartmanı tanımlanırken doğulu bir prensin, yani Mısır prensinin batılı bir düşü olarak nitelendirilmektedir. Yani aslında bu sentezi görebiliyoruz. Doğulu bir prensin batı ile ilgili olan hayallerini, düşlerini ve aynı zamanda da bizim bulunduğumuz coğrafyada yeni bir akımın esintilerini sentezleyen bir çalışma olduğunu, bir yapı olduğunu buranın söyleyebiliriz. Genellikle 1900'lerin başında, yani 19. yüzyılın sonunda yapılan eserlerde apartman kültürünün Beyoğlu'nda yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Ama buranın özellikle bir kışlık ev olarak inşa edildiğini söyleyebiliriz. Ve burada şuna dikkat edilmiştir. Karaköy'ün işte ticari anlamda hareketlenen yapısı, aynı zamanda reformlarla birlikte suyun çok önemli olması. Şimdi mesela suyun çok önemli olmasını söyledim. Çocuklar için ekstradan burada bir tane daha sözcük sıkıştırabiliriz. Taksim Maksimi. Yani aslında suların dağıtılması noktasında buranın öneminde çocuklar kavrayabilirler ve böylece de maksem sözcüğünü sözlüklerine ekleyebilirler. Maksem veya taksim sözcüğünün böylelikle çocukların okuryazarlık sözlüğünün içerisinde yer almasını sağlamış oluruz. Bunun da dışında burayla ilgili olarak farklı şeyler söyleyebiliriz. Mesela metroya yakın olması gibi, o dönem için tünelin açılmasından bahsedebiliriz. Ve mimari olarak da bir üsluptan bahsetmek istiyorum. İlk olarak daha önceden bir çekim yaptığım yer olan başka bir apartmandan, Botter Apartmanı'ndan bahsedeceğim. İlk olarak orada gördüğümüz Art Nouveau üslubunun burada da devam ettiğini görüyoruz. Şimdi üslup aslında 19. yüzyılda sanayileşmenin, endüstrileşmenin getirmiş olduğu estetikten uzak olan seri üretime tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yani buraya baktığımız zaman işte yaprakların, çiçeklerin, yüzeyden daha kabarık nitelikte olan bitkilerin var olmasını görüyoruz yapının üzerinde. Ve bunlar aslında zarif sözcüğüyle, zarafet sözcüğüyle birleşerek bize veriliyor. Yani bu üslup tanımlanırken zarif çiçeklerden veya dekoratif olarak zarafet taşıyan formlardan bahsediliyor. Yani o zaman estetiğin gerçekten önemsendiğini, sadece bir yaşam alanı değil, bununla birlikte kişinin derinleşmesini sağlayan bir yerin inşa edildiğini de söyleyebiliriz. Şimdi ben burada madem çocuklar için Art Nouveau'nun veya Taksim sözcüğünün, Maksim sözcüğünün kullanılarak bir sözcüğün içerisine dahil edilmesinden bahsettim. Şimdi de işin edebiyat boyutuna geçmek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy bizim için çok önemlidir, edebiyatımız için çok önemlidir. 1936 yılından itibaren ölümüne kadar burada yaşamıştır. Şimdi mekan yazarla bağlantısı bakımından bizim için çok önemlidir. Aynı zamanda da eserler açısından da çok önemlidir. Yani ben aslında bugün edebiyatta mekanın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Başka bir videomda da zamanla birlikte edebiyatı ele almıştım. Bugün özellikle mekandan bahsetmek istiyorum. Mekan dediğimiz şey sadece bir yer veya mimarın bir şekilde tasarımının ortaya çıkışı değildir. Orada biz birçok diyaloğa rastlarız. Yani ışığın, herhangi bir objenin diyaloğu bile vardır ve aynı zamanda da bunu yapan kişinin, yani mimarın tasarımı ve hayali de yer almaktadır. Bu kadarla da kalmayacaktır. Daha sonradan sanatla birlikte biz bunu yeniden biçimlendirdiğimizde, yani sanat eserimizin içerisinde anlattığımızda ve esinlendiğimizde yeni bir algı daha oluştururuz. O zaman şunu diyebilir miyiz? İşte mimardan, bunu tasarlayandan başlayarak, bundan etkilenerek herhangi bir sanat ürünü ortaya koyan kişiye kadar ilhamın, coşkunun bir şekilde el değiştirmesi, aslında ilhamın bir şekilde bir sanatçıdan başka bir sanatçı hediyesi olarak görebilir miyiz? Mekan bu anlamda çok önemlidir ve edebiyatta mekan zaman
zaman kişilerin önüne, olayların önüne bile geçmektedir ve aynı zamanda kişimizin, yani bizim özellikle roman kahramanımızın hayatını şekillendirdiği gibi yazan kişinin, yani sanatçımızın hayatını da şekillendirebilmektedir. Şimdi burası için bir tabir kullanmıştım. Demiştim ki doğulu bir prensin batılı düşü olarak adlandırmıştım. Mehmet Akif Ersoy'u da anlatırken aslında onun kapsayıcılığını düşündüğümüz zaman doğu ve batı alanında kendisini ne kadar geliştirmiş olduğunu görürüz. O kesişimin hem yaşadığı yerle form bulduğunu hem de aslında eserlerinde bir şekilde yansıdığını söyleyebiliriz. Mekan bu anlamda çok önemlidir. Şimdi ben kişisel serüvenime baktığım zaman mekanla ilgili olarak ilk düşüncelerim benim ortaokulda falandım zannedersem han duvarları ile birlikte şekillenmeye başladı. Çünkü han duvarları bir mekan aslında. Bunun dışında orada bir insan hikayesi görüyoruz ve bunun da şiire yansımış şeklini görüyoruz. Yani oradaki etkileşim beni çok gerçekten etkilemişti ve bu etkileşimi şu dizelerle hatırlıyorum, kazımıştım zihnime. Garibim namıma kerem diyorlar, aslımı el almış haram diyorlar. Hastayım, derdime veren diyorlar. Maraş'ta Şeyhoğlu satılmışım ben. Şimdi bunu okuduğumuz zaman bir kişinin hikayesi han duvarlarında ve şiir formuyla kendisini gösteriyor. Mekanla yazan kişinin ve ortaya çıkan sanat ürününün bağlantısını görebileceğimiz en iyi eserlerden birisidir. Şimdi burası da çok önemlidir dedim. Öneminin diğer bir hususu, kapıdan girdiğiniz zaman zaten Mehmet Akif'le ilgili olan belgelere, resimlere rastlayacaksınız. Birkaç kat çıktıktan sonra da onunla ilgili dokümanlara, eserlere rastlayabileceğinizi söyleriz. Böylelikle ben öncelikle çocukların gezmesini istiyorum. Çünkü yaparak, yaşayarak öğrenme onlar için çok daha etkili olacaktır. Bir sanatçının geçtiği yer hakkında bilgi sahibi olacaklar ve daha sonra onun eserlerini okurken belki daha farklı çıkarımlarda veya algı durumlarında bulunacaklardır. Bu anlamda çok önemlidir. Bunun da dışında burada şimdi neleri verdik? İsterseniz bir toparlayalım. Çocuklara sözlük için sözcükler verdik. Edebiyat okuması yaptık. Mehmet Akif Ersoy için buranın ne kadar önemli olduğundan, yani bizim edebiyatımız açısından öneminden de bahsetmiş olduk. Böylelikle aslında tarih okuryazarlığına, işte görsel okuryazarlığa, aynı zamanda edebiyat ve sanatla ilgili çalışma yaptığımız için sanat okuryazarlığına da değinmiş olduk. Başka bir noktada, başka bir içerikle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.